Bugünkü video konumuz Beşiktaş Anadolu Lisesi. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Biliyorsunuz ki geçen hafta yapmadık. Lise tanıtım videolarına devam ediyoruz bu hafta. Çünkü geçen hafta matematik sınavı ile ilgili bir video çekmiştim. Ama dedim ki haftaya kesinlikle olacak dedim. Ve bu hafta da çekmemeyi düşünüyordum. Gerçekten çok hastaydım, yani salya sümük halindeyim şu an. O yüzden de kameraya çıkmadım. Yani görüntü kirliliği yapmayalım diye. Çekemeyecektim ama dedim ki evet, çekmem lazım. Çünkü söyledim, çekeceğim diye söylemiştim çocuklara. O yüzden sizlere ayıp olmasın, yani çekmemezlik yapmamak istedim. Ve bu şekilde de çekmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım yani bir nebze bu hedefinize biraz daha böyle motivasyonunuzu katıp bu hedefinize ulaşmayı sağlayacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar, hedeflediğiniz lise gerçekten çok muazzam, çok güzel bir lise. Zaten videonun içerisinde göreceksinizdir, bütün her yere çekildik. Yani her yerini gösterdim size de, bahçesini, işte futbol sahası, basketbol sahası, ondan sonra işte kantini, ondan sonra mescidini, ondan sonra idari bölümlerini, sınıflıklarını, koridorlarını, her yerini gösterdik bu videoda. Arkadaşlar, bence burayı hedefliyorsanız eğer kesinlikle ama kesinlikle hedefinizden vazgeçmeyin. Bu hedefe biraz daha sarılın. Yani şöyle, sen ne kadar istiyorsun? Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni ne kadar istiyorsun? Sen ne kadar istediğine bağlı. Senin ne kadar istediğine bağlı. Bazıları daha çok istediği için o bazıları gidiyor. Ama sen onlardan daha çok isteyeceksin ve onları gerçekten de geçip o liseyi kazanacaksın. Yani şöyle değil mi ya, ben 475 puanı işte o yüzdelik dilime nasıl gireceğim deme. Öncelikle hedefin doğrultusunda gerektiği kadar çalış. Çalış, emek et. Kesinlikle Allah o emeklerini boşa çıkartmayacaktır ve o liseyi kazanmanı sağlayacaktır inşallah. Yani bizler zaten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Bugün de işte Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni tanıtacağız. Arkadaşlar, Beşiktaş Anadolu Lisesi zaten bildiğiniz gibi Beşiktaş'ta. Muazzam bir manzarası var. Deniz manzarası var. Boğaz manzarası var arkadaşlar. Basketbol sahası, futbol sahası, bütün her şey var. İşte mescidi var. Ondan sonra kantini var. Ondan sonra işte kütüphanesi var. Her olanaklar var. Yani sen eğer bu liseyi kazanırsan eğer, bu liseden öğreneceğin çok 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 şey var. Yani muazzam şeyler var. Çünkü işte yabancı dili, İngilizce kısmı, yani öğretmenleri çok değerli, çok önemli. Bu okulun bir proje okulu olduğunu unutmayın. Kesinlikle bir proje okuludur bu okul ve merkezi sistemle alacaktır. Ama şöyle bir durum var. Yani şimdi senin merkezi sınavda, yani LGS ile sınavın, yani LGS sınavınız aynı diyelim bir öğrenciyle ve ikiniz de aynı yeri tercih ettiniz ve iki kişi, yani son iki kişiyi alacaklar. Ya bu sefer ne olacak arkadaşlar? Senin okul puanına bakacaklar. O yüzden okul puanlarınız da önemli aslında. Yani okulları, yani okul puanınızı, okul notlarınızı kesinlikle küçümsemeyin. Yani onları kesinlikle salmayın. Onları da ciddiye alıp onlardan da yüksek almaya çalışın. Çünkü oluyor yani. Aynı puan dilimi, aynı yüzdelik diliminde olanlar oluyor. Bu sefer çakıştığı için puanlar okul puanına bakmak zorunda kalıyorlar. Anlaştık mı? Anlaştık. Harikasınız. Evet arkadaşlar, okulun başarıları muazzam. Yani muazzam başarısı var arkadaşlar okulun. İşte üniversite başarısı, ondan sonra üniversite başarısı, ondan sonra ya da şuradan ilk üniversite başarısına gitmeden böyle ufak işte şeylerden bahsedelim. İşte öğretmen sayısı, rehber öğretmen gibi. Mesela arkadaşlar, öğretmen sayısı 44 tane öğretmenleri varmış. Rehber öğretmen sayısı 2 tane rehber öğretmeni, öğrencisi 559 tane öğrenci kapasiteliymiş. Derslikleri 21 tane derslik, müzik sınıfı 1 tane, resim sınıfı 1 tane, bilişim teknoloji sınıfı 1 tane, kütüphaneleri varmış 1 tane, fen laboratuvarı 2 tane, konferans salonu 1 tane, yemekhane 1 tane, kantin 1 tane ve yani sabah saat 08.15'ten 3.10'a kadar devam ediyor okul. Isınma doğalgazla ısınılıyor. İnternetiniz kesinlikle var. Yabancı dil Almanca ve en yakın otobüs durağı da Çırağan durağıymış. Servis bilgisi, birçok noktaya servis ulaşımı var. Yani servise ile gitmek isteyenler kesinlikle bir noktadan gidebilirler. Ama
Arkadaşlar şu kötü yanı var. Pansiyonu yok diye biliyorum. Bu okulun pansiyonu yok. Yani dışarıdan gelecek öğrencileri burası karşılayamıyor. O sıkıntısı bence çok büyük. Başarılarından biraz bahsedelim arkadaşlar. 2018 üniversite başarı durumuna bakıyoruz. Hemen arkadaşlar bakın. Yani bu liselerden zaten ya bu liselerden üniversiteyi kazanamayan çok az kişi var zaten. Çünkü eğitimi çok iyi, işte yönlendirmeleri çok iyi. Ondan sonra tabii ki öğretmenlerin kaliteli olması, öğretmenlerin yönlendirmesi çok iyi gerçekten. Mesela şöyle bilgisayar ve bilişim fakültesi Galatasaray yani İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gidenler var. İstanbul Teknik Üniversitesi'ne işte başka mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi, hukuk fakültesi, uçak ve uzay bilimleri fakültesi ve edebiyat fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi arkadaşlar bunların hepsi. Ondan sonra hukuk fakültesi çok fazla var. İşte elektrik elektronik mühendisliği, hukuk fakültesi, İstanbul Üniversitesi, mühendislik fakültesi, sanat, edebiyat, tıp fakültesi. Ondan sonra yani muazzam yani ne isterseniz var arkadaşlar. Tabii kişiden kişiye fark ediyor. Biri işte tıp okumak isterken biri ben mühendis olmak istiyorum diyor. Biri ben diyor başka bir şey olmak istiyorum diyor. Ona göre kendince karar veriyorlar. Ve arkadaşlar taban puanı 2019'da 475,4080'di. 475,4080'di. %'lik dilim ise 1,47 idi. 2018'de 406 puanla almıştı ve 1,97 idi yüzdelik dilimi. 2017'de 488 ile 2,67 yüzdelik dilimiyle almıştı. Bakın 2018'de LGS'nin yeni sistemi olduğu için biraz bakın puan düşük. Yani kaç puan? 70 puan falan düşük. O 1,97 yüzdelik dilime geliyormuş ve taban puanı 2019'da 475 yani 70 puan 69 puan artmış neredeyse. Tabi alıştık yani yeni nesil sorulara alıştık. Yeni nesil sisteme alıştık. Kesinlikle alıştık. Ama bizler zaten 475 puan alabilecek kapasitemiz var mı? Kesinlikle var. Eğer sen Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni hedefliyorsan bu puanları alabilecek kapasiten var kesinlikle. Ben buna inanıyorum. Sen de kesinlikle inan buna. Arkadaşlar şöyle. Yani bu lise kesinlikle kız erkek karışık. Yani bazıları diyor hocam işte sadece erkek mi? Sadece kızlar mı? Değil. Kız erkek karışık. Karışık okulun eğitim süresi 4 yıl arkadaşlar. Hazırlık kısmı yok bu okulun. Hazırlıksız 4 yıl eğitim veriliyor. Okulun yabancı dili İngilizce. Devlet okulu mu? Evet, devlet okulu arkadaşlar. Ondan sonra yani dediğim gibi kesinlikle bu Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin çok fazla başarı durumları var. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 hepsini tek tek sayamıyoruz ama işte tıp fakültesi kazanan, mühendislik fakültesi kazanan, ondan sonra işte yani çok iyi yerlere gelenler var. Sizler de onun sitesine yani kendi sitesine ya yani Beşiktaş Anadolu Lisesi'nin sitesine girip başarılı durumlarına tek tek bakabilirsiniz. Arkadaşlar sınıfları gerçekten çok çok güzel. Sınıf sistemi akıllı tahtalarla yani çoğu akıllı tahtayla döşenmiş sınıfların. İşte çok fazla kalabalık değil. Ya bazı bölümleri yani böyle özel sınıfları da var. 10 kişilik falan sınıfları da var. Özel öğrenciler sanırım onlar. Ondan sonra işte içeriği gerçekten çok böyle şey tarihi yani böyle şey nasıl diyeyim geleneksel böyle şey böyle modern dediğimiz kısım ama modernlik var ama şöyle bir durum var işte tarihini korumak istemişler onun. Çünkü Beşiktaş Anadolu Lisesi eski bir liselerden biri arkadaşlar. Onun tarihini korumak istemişler. İşte onu yaşatmak istemişler. Başarılarını zaten direkt okula gidip görebilirsiniz. Hemen kapıda zaten okul başarıları görülüyor. Yani kimler mezun olmuş, ünlü insanlar var. O ünlü insanlardan da bahsetmişler. Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olanlardan. Yani bu şekilde Beşiktaş Anadolu Lisesi'ni bence hedefliyorsan kesinlikle elinden gelenin fazlasını yap. Kesinlikle bu işi kazanmak için çalış. Yani çok fazla gayret edeceksin biliyorum. Yani emek vereceksin.
Evet, emeklerin kesinlikle boşa gitmeyecektir. Buna kesinlikle inan. Eğer o gerçekten o liseyi hedefliyorsan, o liseyi kazanmamak için hiçbir nedenin yok. Kitapların var, değil mi? Çalışabileceğin ortamın var mı? Var. Okula gidiyor musun? Gidiyorsun. Bazılarınızın yani çoğunuz dershaneye gidiyor mu? Gidiyor. Okuldaki kurslara kalıyor musunuz? Kalıyorsunuz. YouTube kanalındaki konu altınları var mı? Var. Soru çözümleri var mı? Var. Yani isteyen herkes iyi puan alabilir. Yeter ki iyi bir şekilde çalışsınlar. İyi bir şekilde konsantre olup o hedeflerini iyi bir şekilde gerçekleştirmek istesinler arkadaşlar. Yapacaklardır. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Sizler bizler için çok değerlisiniz. Sizler bu liselere gittiğinizde bizleri umarım hatırlarsınız. Hasan Hoca böyle böyle anlatmıştı. Hasan Hoca şöyle şöyle demişti diye. Umarım hatırlarsınız bizleri de. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz.